Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugünle ilgili aslında pek çok şey söylendi, pek çok şey yazılıp çiziliyor. Ancak ne Türkiye'de ne de dünyada bu sorunla ilgili kayda değer bir iyileşme sağlanmış değil. Demek ki doğru bir tartışma yürütmüyoruz ya da söylenen sözler samimiyetten uzak ve aslında gündemi geçiştirmek için söyleniyor. Yüzyıllardır ataerkil düzenin yarattığı bu sistemi elbette bugünden yarına değiştirmek mümkün değil. Biliyoruz, biz kadınlar olarak bunun bilincindeyiz. Ancak yine de insan her 8 Mart'ta erkek siyasetçilerin verdikleri sözleri en azından 9 Mart'ta unutmamalarını, yerine getirmelerini istiyor. Yarın da bu umudu tekrar taşıyor olacağız. Bugün eğer biz bu parlamentoda hala iç tüzükte cinsiyetçi, ayrımcı sözleri de cezalandırmak için bir düzenleme getirmediysek, ilk öğretimde toplumsal cinsiyet eşitliği dersini zorunlu hale getirmediysek, aslında kadına yönelik şiddet sorunu, toplumsal cinsiyet anlamında eşitsizlik sorununu da ciddi anlamda ele almıyoruz demektir. Aslına bakarsanız bugün kadınlar olarak kadının insan hakları açısından omuzlarımızdaki sorumluluklar daha da fazla. Her tarafımız savaş ve çatışmalarla dolu. Bu savaşların en büyük mağdurları her zamanki gibi kadınlar. Hemen yanı başımızda biliyorsunuz IŞİD'in köle etmek istediği kadınlar bugün bizim ülkemizde yaşıyorlar. Yine ülkemizdeki çatışmalı sürecin ve olağanüstü halin en büyük mağdurları kadınlar. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Şimdi ben aldığım bu söz vesilesiyle tarihin bana yüklediği bir görevi yerine getirmek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de 100 yılı aşkın bir kadın hakları mücadelesi, bir feminizm mücadelesi var biliyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde kadınların mülk edinme, siyasal hakları elde etmek için ciddi anlamda mücadeleleri oldu. Ancak ülkemizde bu tarih yazılırken her zaman pek çok konuda olduğu gibi ötekiler, azınlıklar es geçildi, unutuldu, unutulması tercih edildi. Örneğin Halide Edip tabiatıyla, saygıyla anılırken onun dönemdaşı, mektuplaştığı Zebel Eseyan yok sayıldı. Değerli Sabiha Sertal bu ülkenin feminizm tarihinde haklı olarak çok önemli bir yerde dururken yine çağdaşı Elbis Geseratsyan akıllara bile gelmedi. Ya da kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden ve benim de saygıyla andığım Nezihe Muhiddin'in feminizm tarihi yazarken aynı yıllarda mevkidaşı 14 yıl boyunca kesintisiz olarak bir kadın dergisi çıkaran Haygan Uşmark hiç hatırlanmadı. Ben bu vesileyle bu topraklarda kadın mücadelesine emek veren Ermeni feminist yazar, düşünür, aktivistleri olan Elbis Geseratsyan, Sırpı Yudisap, Zabel Esadur, Zabel Yeseyan ve Haygan Uşmark'ı biraz sizlere tanıtmak istiyorum müsaadenizle. Bu beş değerli kadını anlatan bir kitap var elimde. İsmi Bir Adalet Feryadı. Sevgili akademisyen arkadaşlarım Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bilal hazırladılar bu kitabı. Kitap Aras Yayıncılık tarafından yayınlandı. Bu kitap sadece Ermeni toplumundaki kadınların mücadelesini değil, aynı zamanda Osmanlı toplumundaki kadın hakları mücadelesi açısından da çok değerli bir kaynak. O yüzden hepinize okumayı öneriyorum. Kitap ismini Haygan Uşmark'ın bir kadın olarak yüklendiğim sorumlulukların altında ezilirken bunun karşılığında bana verilen haklar yok denecek kadar azdı. Feminizmin bir adalet feryadı olduğunu iyiden iyiye inanmıştım sözlerinden alıyor. İşte bu toprakların önemli düşünürleri, yazarları, aktivistleri olan bu feminist kadınlar hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Elbis Geseratsyan 1830'da İstanbul'da doğdu. İlk Ermenice kadın dergisi olan Gitar'ı yayımladı. Yazılarında cinsler arasındaki eşitsizliği nedenlerini çözümledi ve toplumun ilerlemesi için kadının özgürleşmesi gerektiğini söyledi. Sırpı Yudisap 1841'de İstanbul'da doğdu. Romanlarında evlilik ve aile ile ilgili yenilikçi fikirleri ve kadınlar üzerindeki baskıları dillendirdi. Eserleriyle geleneksel aile kurumuna zarar verdiği gerekçesiyle yoğun tepkiler aldı, ancak bundan hiçbir zaman vazgeçmedi. Zabel Asadur 1873'te İstanbul'da doğdu. Döneminin en önemli yazar, şair ve aktivistlerinden biri oldu. Kadınlar arasında örgütlü dayanışmayı savundu. Daha 17 yaşındayken kurduğu kadın örgütüyle taşradaki kız çocuklarının eğitilmesi için çaba gösterdi. Öğretmenlik yaptı, ders kitapları hazırladı.
Zabel Esayan. Başkanım bir dakika daha süre rica edebilir miyim Kadınlar Günü vesilesiyle? Peki, tamamlayın lütfen bir dakikada. 1878 yılında İstanbul'da doğdu. Öykü, roman ve makalelerinde cinsler arasında toplumsal adaletsizliği dile getirdi. 1909'da Adana Kilikya bölgesinde başlayan olayları incelemesi için dönemin patrikhanesi tarafından görevlendirildi. Bu toprakların en kara dönemlerinden birine tanıklık etti ve gördüklerini Yıkıntılar Arasında isimli kitabında dile getirdi ve böylece tanıklık edebiyatının ilk örneklerinden birini verdi. Toplumu çözümlemede sınıf kategorisinden yararlanmasının yanı sıra savaş karşıtı tavırlarıyla dönemin aydınları arasında kendine özgü bir yer edindi. Haygınuş Mark da diğer kadınlar gibi İstanbul'da doğdu ve 14 yıl boyunca aralıksız yayınlanan Haygın dergisini çıkardı. Evet, neticede hepimiz biliyoruz ki kadınlar haklarını ancak demokratik ve çoğulcu sistemlerde arayabilirler. Bundan dolayı kadın hakları mücadelesi aynı zamanda bir demokratikleşme mücadelesidir. İnanıyorum ki başındaki örtüsü mini eteği, dini, etnik kimliği ve dili nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, öldürülen, aşağılanan, eşit vatandaşlık mücadelesi veren tüm kadınların Teşekkür ediyorum.